Merhaba arkadaşlar, kanalımız hoş geldiniz. Şimdi biz İminönü'de babur gideriz. Çok güzel bir yerde gideriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Demokrasi Ada gideceğiz. Şimdi biz Serkeci taraf, burada babur bineceğiz. Bakıyoruz nerede baburu. Evet arkadaşlar, adaya gitmek için bilet nasıl alınır kısmına gelirsek, tarayıcımıza Demokrasi ve Özgürlükler Adası diye yazıyoruz. Orada aşağıda bilet tiksin sayfası var. Bilet tiksin sayfasını açtığımızda aşağıda bilet al kısmı, yani satın al kısmı çıkıyor. Satın al kısmına tıkladığımızda aşağıda nereden binmek istediğimizi seçiyoruz. İki tane seçenek var zaten. Bir Eminönü, iki Kadıköy. Eminönü veya Kadıköy'den bir tanesini seçtikten sonra kategori bölümünde öğrenci veya sivil kısmından işte öğrenci veya sivil şeklinde seçiyoruz. Daha sonrası ödeme kısmı. Bileti bu şekilde alıyoruz. Bileti aldıktan sonra bilet size QR şeklinde geliyor, QR kod şeklinde geliyor. Bunu kapıdaki görevliye gösterip geçiyoruz. Evet arkadaşlar, biz bileti aldık. İnternetten aldık. Ve de bu taraf babur bineceğiz. Şimdi bekliyoruz. 9.45 kaldı. Şimdi arkadaşlar, babur bineceğiz. Gerçekten bile çok pahalıydı. 100 TL. Ben hiç düşünmedim böyle bir babur geliyor. Arkadaşlar, şimdi kahvaltı yapacağız. Çünkü orada zaten galiba yemek yok. Böyle kruvasan böyle kaldık. Çay aldık. Evet arkadaşlar, Yası Ada'ya geldik. Babur 1 saat sürüyor. Ada 1960 darbesinden burada kurulan mahkeme sonuç Adnan Menderes idama mahkum edilmesinden dolayı Ada Özgürlük ve Demokrasi Adası olmuştur. Şimdi arkadaşlar, 27 Mayıs gecesi geldik. Bakarız ne vardı. Burada film gösteriyor dedi Furkan. Şurada. Tribünlere doğru geçiş yapabilirsiniz. ...1960 yılında Adnan Menderes'in yargılandığı salondayız şu anda. Burada Bamum'un heykelleriyle adeta o zamanı canlandırmaya çalışmışlar. Gayet başarılı olmuş.
Burası yazıyor spor müzesi ama sanki mahkeme. Bir de galiba film izliyorlar burada çünkü orada projektör vardı. Şimdi bekliyoruz. Haber geliyor. Bunlar dosyalar için var ya, 1960 Ticaret Bakanı sıktı ve daha usulüz kredi kullanmaya suçlandı. Birazdan da içeride kısa bir film gösterisi olacak, 17 dakikalık. Fakat telif hakkı olduğu için bunu tamamen çekemeyeceğiz. Bir kısmını sizler için çekmeye çalışırız. Bunlar arkadaşlar yasa adı da var. Rusyaları. Hepsi böyle. 1960 yılında askeri darbe olduktan sonra buraya bir mahkeme kuruyorlar. Böyle büyük devlet adamlarını yargılamak için. Şimdi arkadaşlar orada bitti. Video gibi izledik. Burada şimdi gelin. Nasıl arkadaşlar sağlık için? Bizden sağlık için. Arkadaşlar bir bilgilendirme de yapalım. Adaya bilet aldıktan sonra ada içerisinde bulunan hiçbir müzeye ek ücret ödemiyorsunuz. Adada bulunan bütün müzeler ücretsiz. Yani sizin aldığınız bilet fiyatına dahil. Yassı adayı 1857'de Costi adlı kişiden satın alan İngiltere elçisi Sir Henry Bulwer adaya Anglo-Sakson kalelerine benzer iki malikane yaptırdı. Adada bu tip büyük yapılar inşa edilmesi ileride İngilizlerin İstanbul'u işgal edip burayı üs olarak kullanacağı söylentilerine yol açmıştı. Bu duruma adanın sürekli artan bakım masrafları ile pahalı davet ve eğlencelerden kaynaklı mali sıkıntılar da eklenince Bulwer adayı Mısır Hidivi İsmail Paşa'ya sattı. Evet, şimdi de şatoya daha yakından bakmanın vakti geldi. Şato gerçekten harika gözüküyor. Eski yapıların bu kadar güzel korunması gerçekten çok güzel. Şatonun kenarında yürürken pencereden denize bakarak ruhumuzu dinlendiriyoruz. Manzarası gerçekten harika.
Burası galiba başka bir müze vardı. Karanlıktan aydınlandı. Burada bir yine vardı ama kapalı bilmiyorum içinde. Arkadaşlar bugün ne kadar güzel ya. Deniz gibi galiba. Çok var burada. Yani bilmiyorum burada giriş müziği ya da arka taraf. Şimdi arkadaşlar oradaki bir tane el çok meşhur. Ben merdivende geldim. Furkan asansörde gitti. Bakarız kim birinci gidiyor. Ben New York'u çok seviyorum ama Furkan hiç sevmiyor. Tabii ben daha önce geldim, o hala yürü. Ve de şu el. Gerçekten çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar Adnan Menderes'e müzesi geldik. Bakarız burası ne var. Adnan Menderes müzesi içerisinde Adnan Menderes'in adada kaldığı süre boyunca yaşanmışlık öyküleri var. Ayrıca tarihten de kısımlar mevcut içeride. Adnan Menderes'i arkadaşlar burada kaldı, burada sandım. Burası balkon da var. Buraya bir dışarıdaki de var. İstiklal Madalyası. Şubat 1959 uçak kazası oldu Türkiye'de. Düz 9 kişi hayat kaybetti galiba. Kıbrıs kanlı. Yani oraya gidiyoruz. Düştü mü? 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 Düştü mü?
kütüphane odası. Zaten pencere kapalı. Yani o da bana lazım öyle arkadaşlar. Her yerde. Şimdi arkadaşlar müziğe çıktık. Burası otel de var, araba. Galiba şu otel var. Öyle geziyoruz. Burada 4 saat falan vardı. Nerede istersen geziyoruz. Cam teras da var. Burası radyon da var. Radyonda meşhur. Burası arkadaşlarım bir tane radyo vardı. Burası arkadaşlar yazıyorum. Lütfen radyoya dokunmayınız. Hayırlı iyi. Yani galiba bu gerçek radyo. Bu en büyük radyo Türkiye'de yani. Gerçek değil mi radyo? Ölüyor. Yapma yapma. Baksana yazıyor zaten. İleride git ama. Şimdi arkadaşlar Demokrasi adlı müzesine geldik. Burada bakarız ne vardı. Thank you.
Çay mı bu? Aha. Güzel ya. Bu nasıl çay ya? Bu nasıl bu çay? Fotoğraf içinde gerçekten çok güzel, lüks bir yerde. Fiyat biraz pahalı, nasıl ki? Bir de cami de var. Sonra şöyle gideriz. Burası arkadaşlar cami de var. Miral Sadık Atlaca Kütüphanesi. Düzenli kütüphane de var. Ama sanki kapalı. Bir de cami de var arkadaşlar. Bakayım içinde nasıl. Şimdi arkadaşlar burada cam terası vardı. Orada gideriz. Şu taraf. Bu da ulaşılmayan mektuplar. Ulaşılmayan mektuplar. Burası arkadaşlar ulaşılmayan mektuplar. Görünüyor mu onlar? Bu da adanın cam teras kısmı. Gerçekten manzara harika. Thank you.
Burası arkadaşlar odalar otelde. Böyle kaç tane özel oda. Burası da otelin plaj kısmı herhalde. Kuşlar tatil burada geliyor. İstanbul'da kalabalıktan sıkılan kuşlar tatile buraya geliyorlar. Ama burada kimse ümit veriyor. Doğru. Şimdi arkadaşlar biz harita aldık. Biz 8'den şimdi Fener geldik. Öyle. Bunlar veriyorlar bir defa. Ama ada zaten küçük değil mi? Ama her şey var. Bir gün tatil yapabiliyoruz. Evet. Tam bir. Fener'de geldik. Var. Çok yaklaşma dedi. Böyle bir rüzgar çok yüksek. İnşallah İstanbul diyoruz. Eskiden sadece otel açık bu adam. 2020 sonuna var. 22. Öyle artıklar mizil yaptı. Sadece bu değil mi? Bir tanesi bu. Bir yerde liman kafeydi galiba. Aşağıya. Oo, sanki kapalı. Yok ya. Burası sanki bir asansör vardı. Galiba çalışıyor. Şöyle. Teleferik gibi. Arkadaşlar bunlar bulmadım. Şimdi sordum bir tane burada çalışıyor. Gerçekten bana çok yardım etti. Şöyle bir baktılar. Bunlar burada yazıyor. Geriye kalanla. Böyle bir şey. Şöyle yukarı o kadar hep var işte. Gerçekten çok güzel yaptıklar. Bir de aşağıdaki kafe vardı zaten. Orada sana gideceğiz. Bunlar arkadaşlar Almanya'da akrabalar valizler unuttuklar havalimanı burada bulduk. Kim valiz bulmadık havalimanı burada buluyorsunuz yani. Sen bir valiz var mı unuttun havalimanı? Sarı. Hangisi bu mu? İçinde ne var? Trabzon ne alıyorlar? Hamsi mi bu? Hatta tereyağı. Trabzon gidiyoruz sadece tereyağı ya, peynir alıyoruz ya. Furkan sen bu araba istiyorsun ben biliyorum. Kiralık ya da Marti vardı hemen gidiyoruz. Burada arkadaşlar iskilesi kafe vardı.
gerçekten duyuyorlar da bedava bir şey verir. Burası kafe vardı. Pastalar odası var. Arkadaşlar domates çorbası aldık. 90 TL. Ekmek yanında geliyor. Böyle peynirde geliyor. Evet arkadaşlar. Özgürlük ve Demokrasi Adası'nı gezdik. Gerçekten çok güzeldi. Yeni bir video görüşürüz. Şimdi İskilesi geldik. See you.